Burada savaşan ve sürü sistemleri üzerine çalışıyoruz. Amacımız kendi ürettiğimiz kartlarla, kendi ürettiğimiz yazılımla ülkemize dışa bağımlılığı en azı indirmek için teknolojiler geliştirmeye çalışıyoruz. Dışa bağımlı olmak, o ülkelerden alacağımız ürünleri ister istemez onlara bağımlı kılıyoruz. Çünkü şu anda geliştirilen çoğu sistemlerde bir zafiyet bırakıyor karşı ülkeye satarken. Şu an isteriz ki hiç savaş olmasın, hiç kullanılmasın ama biz de bunun üstünlüğünü almak istiyoruz. Şu an ülkemize ait olan İHA vesikalarda yapay zeka desteği kullanılıyor. Ve çoğu kendi otonom yapıyor görevlerini. İnsanlığın korktuğunun aksine benim görüşüm yapay zeka bir son getirmek yerine daha güzel bir gelecek sağlayacak gibi geliyor ya da insanlığın ömrünü daha çok uzatacak gibi geliyor güzel şekilde kullanıldığı sürece. Hem geçmişi hem de geleceği birleştirerek güzel bir sonuçlar elde edeceğimizi vurgulamaya çalışmış. Bence yapay zekanın sanat eserinde kullanılması bir nevi sanatçılar için daha kolay olur. Çünkü sanatçıyı hem zorlamaz, ona bir destek verir. Yapay zekayı kullandığımız alanlar yazılım, İHA, SİHA konularında kullanıyoruz. Yapay zekanın yorumuyla Mevlana'yı görmek gerçekten mükemmel bir tecrübe oluyor. Hüseyin Erkol Bilim Merkezi'ndeyiz. Aşağıda Teknogaraj'da da gençlerin çok yoğun ilgisini çekiyor yapay zeka ve yeni güncel teknolojiler. Rumi Dreams sergisi hem yapay zekanın nerelere gidebileceğini, yapay zeka ile nelerin yapılabileceği ile ilgili gençlere ufuk açmak açısından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımızın takdirleriyle getirilmiş bir sergidir.